Kısa kısa siyaset programına hoş geldiniz Avni Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyiz. Sizi tanımayanlar için bize söyler misiniz? Avni Kurt kimdir? Avni Kurt kimdir? Avni Kurt Çınarcı'nın evladıdır. 1972 yılında Çınarcı'da doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi Çınarcı'da tamamladım. Daha sonrasında da Anadolu Üniversitesi'nde İktisat ve Yerel Yönetimler bölümlerini bitirdim. Uzun yıllar 1987 yılından beri Çınarcı'da ticaretle uğraşıyorum. 35 yıllık bir firmam var. Burada 10 adet kurumsal markanın temsilcini yapıyorum. Yıllardır Çınarcı halkı bizi iyi tanır. Esnafım, halkın nabzıyım, halkın içindeyim, pazardayım, çarşıdayım, her yerdeyim. Evliyim, 2 tane oğlum var. Onlar için yaşıyoruz, çocuklarımız için yaşıyoruz. Gençlerimiz için yaşıyoruz. İnşallah 2014-19 yılında da Çınarcı'da belediye başkanlığı yaptım. Üyeliğimi hiçbir zaman bırakmadım, devam ediyorum. Partinin evladıyım, neferiyim. Tekrardan partim bana bir kere daha belediye başkanlığı adaylığı nasip etti. Ben de en güzel şekilde temsil etmeyi ve kazanmayı umut ediyorum. Avni Kurt budur. Avni Kurt siyasetle ne zaman tanıştı? Bir de direkt CHP'nin belediye başkan adayları açıklandığında ikisinden evet. Bir tanesi sizdiniz. Avni Kurt siyasetle ne zaman tanıştı? Ben bunu ikiye ayırabilirim. Neden? Çünkü ben siyasetçi bir babanın oğluyum. 1972 doğumluyum. 1977 yılında babam adaydı. Ve ben hiç unutmuyorum, çocuktum. O zaman Adalet Partisi vardı. Hala şu anda zihnimde, gözümün önünde duvara partinin bayrağını, logosunu yapıştırdığımı çocuktum hatırlıyorum. 5 yaşında. Siyasete ben orada girmişim ama tabii zaman içerisinde babam Adalet Partisi'nden, Doğru Yol Partisi'nden belediye başkanlığı yaptı. Hatta İttilal döneminde de belediye başkanıydı. Bir fiil 18 yıl belediye başkanlığı yaptı. 4 dönem olarak düşünebiliriz. Ben de 2014'te daha öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye olmuştum zaten. Siyasi büyüklerim tarafından önerildim. Sen aday olursan Çınarcı'da Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanır ilkesiyle bu yarışa girdim. Bana şans verdiler. Ben de en güzel şekilde bunu temsil ettiğime inanıyorum ve kazandım. Siyasete böyle bir giriş yapmış olduk. Aslen babam siyasette olmamızı istemezdi. Fakat rahmetli olduktan sonra, çünkü o benim bulunduğum dönemde siyaset yapmayın demişti. Biz de kendimizi ticaretle meşgalimizi uygun gördük. Ondan sonrasında siyasete adımımızı attık. Çınarcı'ya faydalı olmak istiyoruz. Çınarcı'nın ekmeğini yediğimiz için Çınarcık'ta yaşıyoruz. İnanıyorum yaptıklarımız zaten meydandadır. Yapacaklarımız da mutlaka vatandaşımız tarafından teveccüh bulacaktır. İnşallah göreve talibiz. Çok güzel. Tam da bunun üstüne şöyle bir soru sorayım ben size. Sizi zaten bir belediye başkanlık duyumunuz oldu. Var. Babanız belediye başkanlığı yaptı. Evet. Sizi var olmuş ve var olan belediye başkanından ayıran özellikleriniz ne olacak? Kendinize öz eleştiri yaptınız mı? Yani şöyle, ben kendimi sanki işin mutfağında gibi hissediyorum. Yani hiçbir zaman belediye başkanlığından kopmadım. Hatta vatandaşlar hep şunu söylüyor bana, çok enteresandır. Mevcut bir belediye başkanı var. Saygı duyuyoruz, seçilmiştir. Ben halkın seçtiği herkese saygı duyuyorum. Fakat vatandaş çarşıda, markette, kasapta, her yerde bana şunu söylüyor. Sen bizim belediye başkanı mısın? Ya ben belediye başkanı değilim diyorum. Hayır, sen bir kere seçilmişsin. Fakat şu anda bana başkanım diyorlar. Fakat mevcuttaki başkan arkadaşımıza bile tabii ki belediye başkanı ama ismiyle hitap ediliyor. Görüyorum yani. Ama beni insanlar hala başkan olarak görüyor. Ben diyorum ben başkan değilim. Mevcut başkanımız var diyorum. Demek ki bizi sevmişler. Başkanlığımızı da beğenmişler. Fakat şuna iniyorum. Başkanlıklar gelip geçici. Makamlar gelip geçici. Önemli olan burada yaşayabilmek. İnsanların yüzüne gülümseyebilmek ve o insanların kalbinde de sanki o makamları kazanmışım ki bana bunu söylüyorlar. Demek ki doğru işler yapmışız. Benim farkındalık yaratan benim için bu olduğunu düşünüyorum. Tabii çocukken bile hiç unutmuyorum. Yani bunda söylemekten çekinmiyorum. Babamın belediye başkanı döneminde o zaman telefon, tabii şu anki gibi mobil telefonlar yok. Ev telefonları var numarayla ve aktarmalı geliyor. Hiç unutmuyorum o günkü başbakanımız Süleyman Demirel'di. Ben telefonlarına çıkmıştım yani hatırlıyorum. Çocuktum, bana evla oğlumu ver dediğini hatırlıyorum. Konuşmuştum. Düşünün 1980'li yıllarda evlerimize aktarmalı olarak aktarılabilen bir telefonun karşısında başbakan vardı ve ben çocuk olarak ona hitap etmiştim. Şu anda biraz buradan da şey yapıyorum, üzerek söylüyorum ama siyasi büyüklerimizin çok daha hızlı ulaşıp sağlayacaklarını düşünüyorum ama pek ulaşmadıklarını düşünüyorum. İnşallah herkese ulaşabilsinler. Çünkü insanlar hatırlanmayı severler. Faydalı olacağımızı düşünüyorum. O yüzden ben sanki bu işin mutfağındayım diyorum. Tamam, o zaman şu kısa bir süreç oldu aslında. Başkanımızı esvere diyelim. Şöyle bir soru sormak istiyorum ben size. Önceki seçimde çok az bir farkla kaybettiniz. Doğru. Kendinize öyle öz eleştiriniz ne oldu ya da bu seçimi neden az bir farkla kaybettiniz? Düşünceniz ne oldu? Sonradan kendinize bir öz eleştiri yaptınız. Tabii, yani sonuçta seçimi kaybeden Avni Kurt. Ne olursa olsun.
Herkes üzüldü. Hepimiz üzüldük. Fakat ben hayırlısıysa olsun demiştim. Yani bir klasik bir cümle olacak ama işin özüne baktığınız zaman öyle değil. Herkesin söylediği söylemler vardır. Benim için farklı. Mesela şöyle söylenir. İşte mevcut belediye başkanı her zaman 1-0 öndedir. Bakın ben ona inanmıyorum. Neden? Çünkü siz işin içerisindeyken çoğu şeyi göremiyorsunuz. Net göremiyorsunuz. Üçüncü göz olmak çok farklı bir duygu. Ben onu görememiş olabilirim. Mevcut belediyenin yönetimin içerisinde olduğunuz için siyasetin uzağındasınız. Çünkü hala bir göreviniz var, başkanlık göreviniz var. Siyasetten bir yarışın içerisinde olsanız da uzak düşüyorsunuz. O yüzden ben normal, olabilecek şekilde, doğru neyse onu yapacak şekilde memleketimin hizmetini aksatmadan bir belediye başkanı seçimine girdim. Şu anda ama çok rahatım. Neden? Çünkü belediye başkanı değilim. Her şeyi görebiliyorum. İşin içerisindeyim, net. Yani kaybettiğim noktayı da biliyorum. Ama tabii bütün olumsuzlukları üste koyarsanız ben seçimi kaybedebilirdim ve bu şekilde oldu. Bir kere o gün için geriye döndüğümüzde ne vardı? Hava çok bozuktu, kötüydü. Ulaşım olmadı. 3000'e yakın vatandaşımız oy kullanmaya gelmedi. Çınarcık için 3000 sayısı yüksektir. Neden? Çünkü zaten 13.000 olan bir seçmen sayısında 3000 gelmediğinde ortalama olarak zaten %20'lik bir dilim gelmemiş oluyor. Çınarcık tarihine baktığımızda hep seçimler 85-87, %85-87 oranında katılım olmuşken bu son seçimde %80'lerin hatta netlerden 79'lara 78'lere düştü. O yüzden bak bizim sayılarımız tutmadı. Ben kendimi %85'e göre ayarlamıştım ama o %6'lık 7'lik dedim deyip geçmeyin 1000 oy yapıyor. Maalesef vatandaşımız hep Avni Kurt kazanır, Cumhuriyet Halk Partisi kazanır diyerek seçime hemen şu üst katımızda oturan vatandaşımız Nermin teyzemiz bile seçime sandığa gitmedi. Dedik sen kazanacaksın zaten. Ama biz oy kullanmazsak nasıl kazanalım? Olmuyor işte. İşte bunlar hep bize bir ders olsun. Tabii ki geçersiz oy sayısı çok yüksekti. Farklı şeyler yaşandı. Sandıklarımızın açılması kararı verdi hakim bey. Hala elimdedir, dosyamdadır yazı. Fakat sandıklarımız kurul gereği yani Kur'an-ı Kerim'e el basmış memurlar ve ilçe başkanları tarafından oluşan kurulda salt çoğunluk yakalanmadığı için sandıklarımız açılmadı. Biz de YSK'nın vermiş olduğu karardan Çınarcık seçimi onaylandı. Yani biz hep bunu söylüyoruz, memurları kaçırdılar. O günkü şartlarda televizyonlara da çıkmıştık zaten. Ama yine de ben üzülmüyorum. Neden biliyor musunuz? Kazanan Çınarcık olsun. İnşallah bunlar da bize ders olsun. Şu anki yarışa çok daha farklı hazırlanıyoruz. Emaneti geri alacağımıza inanıyoruz. Emaneti geri aldığınızda evet. Çınarcık için yapacağınız çalışmalar neler olacak? Çünkü burada biliyorsunuz Çınarcık çukuruyla anılan bir evet. Yolları çok sıkıntılı, kentsel dönüşü, yazın artan nüfus. Bunlarla ilgili projelerin var mı Avni Kurt'un? Tabii ki. Avni Kurt'un projeleri var mı? Tabii ki var. Ama ilk önce şunu söylemek istiyorum. Hayal satmayacağız. Net hayal. Yani benim elimde bir sihirli bir değnek de yok. Yani değdiğimiz anda her şey düzelmeyecek. Çünkü yaşanmışlık var. Ben göreve geldiğimde çok ciddi zor bir belediye devralmıştım. 8 ay işçi maaş alamamıştı. Hepsini düşünün yani. 8 ay ne demek? Çok ciddi bir sorun. Şu anda da 60 aya giriyoruz. Belediye malum maaşlar ödeniyor ama taksiden ödeniyor. Yani çalışanlarımız memnun değil. Adaletsizlik var. Bunları da görüyorum. Bu arada bunları da söylemek istiyorum. Özellikle Çınarcık Çukuru zaten bizim reklamımız oldu. Markamız, yani Çınarcık markası ne? Çınarcık Çukuru. Unutmuyorum bir böyle söyleşi yaptığımız için de bunu özellikle söylemek istiyorum. Kulakları çınlasın. Bir kaymakamımız vardı. Bir gün bir toplantıya gidiyorduk. Bana dedi ki ya Sayın Başkan, Yalova ili çok güzel bir il. Fakat öyle enteresan ki Çınarcık hep ismi olan bir yer. Yani ben çok iyi biliyorum. Öğrenciliğimden biliyorum. Her şeyi yaşıyorum ve geldiğimde sevinmiştim ama baktım ki Yalova ilinde 5 ilçe var. Yalnız herhalde bunların markası olmayan dediğimiz zaman, değeri olmayan. Mesela şunu örnek verdi. Bugün dedi Armutlu'ya gitseniz dedi Termali var. En basit şunu dedi İhlas Tatil Köyü var demişti. Bugün Termal'de Termal özelliği taşıyor zaten. Altınova'da tersaneler var dedi. Çiftlikköy OSB'lerle anılacak dedi. Yalova Merkez zaten yatırımını almış dedi. Ama Çınarcık'ın hiçbir şey yok dedi. Yani üzülüyorum dedi. Ben de o zaman demiştim ki Çınarcık çukuru var demiştim. Marmara'da. Depremle biz eşleştik ama öyle bir şey yok. Esasen Çınarcık çukuru denizin ortasında, Marmara Denizi'nde evet adalara daha yakın. İstanbul'a daha yakın normalde. İnşallah ismini değiştirirler büyüklerimiz. Ama bizim de markamız oldu Çınarcık çukuru. Herkes Çınarcık'ı tanıyor, biliyor.
Tabii ben de seçim startıma projeler açısından söylediğiniz için özellikle onu da belirtmek istiyorum. Dün itibaren start verdim zaten. Çünkü yapabileceğim, benim ben bunu yapabilirim dediğim 50'nin üzerinde projem var. Hep bütçeleri belli, hesaplı yapılmış. Yani bu belediye bu yükü taşıyabilecek durumda yapılabilecek proje. İlk projemiz, tanıtım yaptığım projem de depreme hazırlıktı zaten. Çınarcık'ta deprem kaçınılmaz bir son. Hatta ben depremde binası yıkılan bir vatandaşım. Allah can sağlığı verdi. Hayat devam ediyor. Ama her zaman söylüyorum, depremler öldürmüyor, yapılar öldürüyor. Bize de burada ne görev düşüyor? Mevcut yöneticilerin depremle mevzuatı olarak yapıların çok ciddi anlamda zaten sistem olarak kontrol ediliyor ama belediye üstüne düşen görevleri yapacak. 2014'te benden birlikte zaten çok ciddi anlamda bu konuda kontrol denetim mekanizmasında çok büyük hazırlıklar yapmıştık ve uygulamaya geçecek. Hala görüyorum, seviniyorum çünkü bu uygulamalar benim uygulamalarım diyorum. O yüzden şimdi özellikle Türkiye, zaten Türkiye'de depreme odaklandı. İstanbul hemen yanı başımızda. Zaten 1963 yılında ilk Çınarcık depremi olmuş. 99'da Gölcük depremi oldu. Deprem üzerinde oturuyoruz biz zaten şu anda. Yapabilecek neyimiz var deyince kendimizi korumak zorundayız. O yüzden de ne yapacağız? İnşallah yönetime gelir gelmez Çınarcık'taki yapı stoğu kontrolü yapılacak. Kentsellerle ilgili çalışmalarımız var. Burada imar mevzuatıyla ilgili bazı sıkıntılarımız var. Neden? Depremden sonra 4 kata düşürüldü kat mevzu. Bundan önce 5'tik. Şu anda mevcut yapılar 5 katlı, yeni yapılanlar 4 katlı. Ama kentsel dönüşüme lokasyon olarak tek bir bina girdiğinde hiç olmazsa o kat yüksekliğinden gelen bir kat farkı var. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık, araştırmalarımızı yaptık. Özellikle Avcılar Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi bu sınırları aşmış artık. Uygulamalarla vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Zaten Çevre Bakanlığı tarafından muhtelif kredilerimiz var. Vatandaşlarımızı bu sanki istihdam masası gibi kentsel dönüşüm masalarımız olacak belediyemizde. Çünkü insanlar güvenli yapılarda oturmak istiyor. Belediye biz ne yapacağız? Vatandaşla birlikte, çünkü o belediye vatandaşın belediyesi, halkın belediyesi. Ne doğru yapılacaksa her şeyde varız biz. İnşallah. Çok güzel. Peki diğer projelerinizle ne? Tabii ki. Proje var dediniz. Lütfen onları alabilir miyiz? İnsanlar... Vallahi 50'ye yakın ben projeyi anlatırsam herhalde bir 4 saat ben tamam. Yazın erten nüfusla ilgili ne yapmayı planlıyorsunuz? Şöyle ya, ben... Erten bir nüfus var ve altyapı sıkıntısı oluşunca bu sefer sahilde inanılmaz bir koku bombardımanı oluşuyor. Biraz önce ben size söylemiştim ya. Çınarcık neyle meşhur? Ben her zaman... Çınarcık bence sahiliyle... Turizm ilçesiyiz biz. Benim dönemimde mavi bayrak vardı. Şu anda mavi bayrağın esamesi okunmuyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizim gördüğüm, vatandaşın içinde yaşadığım şu var. Bir, denizimiz temiz olacak. İki, sahillerimiz pırıl pırıl olacak. Ve yaşanabilir sahil yapacağız. Çünkü deniz kenarları vatandaşındır, kamunundur, halkındır. O yüzden benim yapabileceğim, sahillerime sahip çıkacağım. Şu anda mesela duşakabin olayı, duşlarımız yok. Giyinme kabinlerimiz yok. Tuvalet problemi var. Yani sahil, hiç unutmuyorum, 6,5 kilometre aydınlattım ama yapamadık. Yani itiraf ediyorum, yapamadık. Çok daha güzel şeyler yapılabilirdi. İmkanlar doğrultusunda. Ama farklı bölgelerden farklı örnekler aldım. Yapılamayacak şeyler değil. O kadar basit ki. Ve inanıyorum Allah bize nasip edecek. Kazanacağız. Ve Çınarcık sahilini, isimler de vermek istemiyorum, yanlış anlaşılabilir ama çok güzel beldelerimizin sahilleri gibi pırıl pırıl, insanların mutlu olduğu, yani tatili, ben tatili Çınarcık'ta yaptım dediği bir ilçe yapacağız. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Denizimizi ve sahilimizi öne çıkartacağım. Proje anlamında söylüyorum. Onun haricinde neyimiz var? Özellikle Büyükşehir Belediye'miz İBB'de yapılan bir uygulamadır ve birçoğu belediye buna geçti. İstihdam masaları kuracağım. Şu anda Çınarcık'ta yaşayan gençlerin en büyük problemi ve Türkiye'deki gençlerin ve dünyadaki bütün gençlerin en büyük problem işsizlik problemi. Yani bizim bu işsizliğe bir yerde son vermemiz lazım. Nasıl son vereceğiz? Çınarcık'ta şu anda zaten mevcut yapı çok ciddi bir sayıyla çalışıyor. Bu apayrı bir konu. Buna değinebilirim daha sonrasında ama sonuçta bizim burada yaşayan vatandaşlarımıza istihdam yaratmamız gerekiyor. Belediyecilik anlamında. Belediyecilik sadece temizlik yap, su getir değil. Vatandaşa değmem lazım. O gençler belediye kapısına gelip sanki işkura gelmiş gibi geliyorlar. Ve karşılığında sanki belediye başkanına geldi. Geldiklerinde ya işte abimiz bize iş vermedi ve ben kötü, hayır öyle bir şey yok. Artık apayrı bir birimle, yani ciddi anlamda profesyonel olarak kapı çalarak OSB'ler geliyor, geldi başladı, tersanelerimiz var, firmalarımız var. Tamamen iş odaklı ve
kapıdan alınacak, oraya götürecek servis hizmeti dahil olmak üzere organizasyon yaparak işsizliğe son vermek istiyoruz. Yani bunu İBB yaptı. Geçen ekran başında ziyaret etmiştim. 170 bin kişiye iş imkanı yaratmışlar. Yani bu çok ciddi bir sayı. Hele de biz Çınarcık'ta belki 170 bin olmaz nüfus yapımıza göre ama hiç olmazsa 500 kişiye iş yaratsak, 1000 kişiye iş yaratsak evlere para girmesi lazım. Zaten ekonomi bozuk. O yüzden evlerde mutlaka bir şeylerin olması gerekiyor. Çalışanın eve para getirmesi gerekiyor ki huzurlu ve mutlu bir yaşam olsun. İstihdam masalarını hayata geçiriyoruz. Olması gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Onun yanı sıra özellikle Çınarcık halkının istediği. Ya bu konuda benim bir şanssızlığım oldu. Onu da dile getirmek istiyorum. Çünkü hayalimde olan bir şey vardı. Yıllardır Çınarcık'ta bir kongre merkezi, kültür merkezi ve düğün salonu dediğimiz komplike bir yapı yok. İnanın bu bizim ayıbımız olsun. Ben bundan ilgili proje bile yaptım. Fakat öyle bir durum oluştu ki bunu hep anlatıyorum vatandaşımıza. Belki vatandaşım beni kızıyor. Neden? Düğün yapacağız, düğün yerimiz yok. Doğru, haklılar. Ya bugün bir sahnemiz yok. Çınarcık'ta bir sahne yok. Yani sanatçılarımız beni arıyor. İşte başkanım diyor, biz gelelim, bir tiyatro oyunumuz var. Gelelim ama sahnemiz yok diyorum. Ya nasıl olur, Çınarcık'ta sahne yok? Olmaz mı? Evet, yok. Yani bunu açı söylüyorum ben yani. Bu bizim eksiklerimiz. Yerel yönetimin problemleri. Demek ki biz burada hatalıyız. Ben kesinlikle bunu kendime görev aldım. İnşallah zaten yıllara böldüm projelerimi. İlk yapacağım projelerden biridir. Olması gerektiğine %100 inanıyorum. Yapamadık dediğim şu. Su hatlarını değiştirmiştim. Yalova'da ilk su hattı değişen ilçeyizdir. Bu çok önemli. Yani belki şu anda yolun altında ama kimse görmüyor. Çınarcık Belediyesi çok çalışmıştır benim dönemimde. Tarihi yatırımlar yapılmıştır. Başlamış olan bir yatırımı %10'luk dilimden sonra %100'e tamamlayan bir belediye yönetimiyiz. Ve evlere bağlantısını da biz yaptık. İşte o evlere bağlarken o kültür merkezi ve düğün salonunun parasını meclise getirdim, konuyu oylama yaptım. Çünkü ben tek başıma karar vermeyi sevmiyorum. Yani ortak karar vermek istiyorum. Yeri geliyor halkıma soruyorum. Yeri geliyor anket yapıyorum. Yani bugün bir otobüs alınacaksa rengini bile halkıma soruyorum ben. Net. Çünkü halkın belediyesi olduğunu inanıyoruz ve öyle olmak zorundayız. Halkın belediyesi. Biz bu paramızı o anda dedik ki su hayattır. Evlerin bağlantısını yapalım dedik. Maalesef o projeyi iptal ederek barajdan gelen suyun kaybı çok yüksek ve çok ciddi faturalar ödüyoruz o zamanki dönemde. O yüzden suyu tercih ettik. Ama inanıyorum yapılamayacak bir şey değil. Yerimiz var. Zaten kala kala bir yerimiz kaldı. İnşallah oraya Allah bize nasip edeceğine inanıyorum. Gönlüm o kadar rahat ki. Aynı şekilde dolgu alanı, hemen proje anlamında söylediğim için dolgu alanı da bize Allah nasip edecek. Ben burayı yapmak istediğime çok engellendim. Ve hep söylediği bir abim, özellikle onu da belirtmek istiyorum. Kendisi bana demişti ki hiç üzülme. Gün gelir aday olursun, kazanırsın. O dolgu alanı sana nasip olacak. Evet, ve devlet Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Yani belediyemiz yapmadı orayı. Tabii ki devletin gücü olacak. İktidarın gücünü kullansınlar. Keşke daha çok kullansalardı da bize fazla bir iş bırakmasalardı ama inanıyorum dolgu alanın üstünü biz yapacağız. Çok güzel bir alan oluşturacağız. Orayı yaparken de buradan söylemek istiyorum. Üniversitemizden ortaklaşa bir çalışma yapacağım. Proje yarışması açacağım. Arkadaşlarımızın hayallerini görmek istiyoruz. Biz isteklerimizi sunacağız. Onların hayalleriyle birlikte dolgu alanında ne yapmak istediğimizi Çınarcık halkının istekleriyle birlikte gün yüzüne çıkartacağız. Bu da çok önemli bir proje. Onun yanı sıra tabii ki burada biliyorsunuz turizm bölgesi Çınarcık. Özellikle yatak sayımızda problem var. Benim dönemimde 1-2 otel yapılmıştı. Özellikle yapılması için teşvik vermiştik. Sağ olsun yatırımcılar da yapmıştı. Her geçen gün yatak sayımız artıyor ama bizim de bir belediye oteli projemiz var. Belediyemizin kasasından para çıkmadan yapmak istiyoruz. Mevcut yapımız var, arsamız var. Orayı kat karşılığında iki blok olacak şekilde birini belediye oteli, birini de vatandaş, müteahhit firma kendisi nasıl tasarrufunda kullanabilir. Hayata geçirmek istiyoruz. İstihdam yaratmak istiyoruz. O da çok önemli. Orada da sonuçta belediye personellerimiz çalışacak. Olması gereken şeyler bunlar. En küçük bir gün Anadolu'da bir beldeye de gitseniz mutlaka misafirhanesi vardır. Çınarcık misafirhanesi bile yok. Yani Marmara'nın göbeğinde bu kadar güzel bir şehirde, Yalova Türkiye'nin en güzel butikiyle çok eksiklerimiz var. İnşallah bizim yönetimimizde bunların hepsini çözeceğiz. Bunun yanı sıra sıralayabilirim. Özellikle halk plajı uygulaması yapmak istiyoruz. Çınarcık'ta mevcut biliyorsunuz plaj yapımız da var bizim. Kulüplerimiz de var. Ama belediyenin de bir kulübü olsun diyorum. Yani kulüp derken tamamen vatandaşın rahat edebileceği, halkın sahilinde daha böyle konforlu bir şekilde denize girebileceği tesisimiz olsun diyoruz. Artık bir yerde belediyeler şirket gibi yönetilmesi gerekiyor. Şirketin de dalları olması gerekiyor. Ben de ticaretten gelen bir insan olarak inşallah farklı bir yapıyla çok ciddi yatırımlar yaparak Çınarcık halkına en iyi şekilde hizmet vermeyi düşünüyorum. Çok güzel projeler. Yani turizm şehrini... Evet.
tekrar canlandıracaksın. Canlandıracağım ama küçük bir de genç çocuklarımız için bir şey söylemek istiyorum. Ben çünkü projelerimi yaşlılar, engelliler, gençler, çocuklar olarak ayırdım. İnşallah zaten bizim partimizin de olmazsa olmazı kreş uygulamamız olacak. Hemen çocuk kreşi açacağız. İnşallah onun hazırlıklarını, ön hazırlıklarını da yaptık. Allah bize nasip eder inşallah. Çınarcığımızda artık bir çocuk kreşi olması gerektiğini inanıyorum. Çalışan anneler için çok önemli bir şey. Onu da hayata geçireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii bunu belirtmek istiyorum. Hayalimde olan şeyleri yapmak istiyorum. Fakat şu son dönemde özellikle bu siyaset olduğu için adaylar var, mevcut adaylar var. Ben mevcut adayların bir dönem belediye başkanı yapmış bir belediye başkanı adayı olarak göreve talibim. Fakat maalesef karşıdaki partideki arkadaşlarımız bizim için şöyle algı yaratıyorlar. Amine Kurt gelirse elinde liste var, işte çalışanlarımızı kapıya koyacak. Ben bugüne kadar 5 sene görev yaptım. Hiç kimseyi işten çıkartmadı. Ama ne acıdır ki şu anda bulunan mevcut yönetim ilk geldiklerinde genç kızlarımızı temizlik hizmetlerini alarak, mobbing uygulayarak onlara iş sonu yaptılar. Yani aradaki farkı halkımın görmesini istiyorum. Ben hep ekmek veren oldum. Ekmek alan olmadım. Beni herkes çok iyi tanıyor. Özellikle ben şunu belirtmek istiyorum. Ben Numan Soyer'in, şu anki mevcut belediye başkanı. Numan Soyer benim yakın bir arkadaşım. Aynı okulda okuduk. Aynı sıra arkadaşım zaten. Çok da seviyorum kendisini. Ama ben hiçbir zaman Numan Soyer'in kişilik özellikleriyle siyaset yapmak istemiyorum. Yani ben ondan rica ediyorum. Yani artık o bana dilediği gibi egoydu, kibirdi ithamlarını yöneltiyorlar. Yönetiyorlar. Ama benim ağzından hep ona karşı güzel sözler çıkacak. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani siyaseti siyaset olarak yapalım. Bence hizmetlerimizi yarıştıralım. Yani burada belediyede çalışan personel arkadaşlarımıza dair çok rahat olmasını istiyorum. Biz bu geminin içerisindeyiz. Yani bu gemide hep birlikte ilerliyoruz. O yüzden hepimizin yapacağı bir görev var. Sonuçta seçimler her zaman olacak. 5 yılda bir seçim oluyor. Her zaman birileri aday olacak, birileri gelecek. Benim için önemli olan bir konu da şu. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Bir şahsın seçimi kazanmasından çok veya kaybetmesinden daha önemli bir şey var. Şahıs olarak söylüyorum. Bence şehrin kazanması ve kaybetmesi. Bunu niçin söylüyorum? Ben 60 milyon borçla Çınarcığı devrettim. Sayıştay raporlarımız var. Hatta mevcut internet sitesinde de bakılabilir ve görülebilir. Ama şu anda borç yapımız 200 milyonların üstünde. Çınarcık'ta yaşayan herkes şu anda ciddi anlamda borç durur. Yapının acilen değişmesi gerekiyor. Hizmet kalitesi açısından değişmesi gerekiyor. O yüzden 2024 seçimleri çok önemli. Yapını anlatmamız gerekiyor. Çünkü Çınarcık'ta yaşayan insanlar bilinçli insanlardır. O yüzden sağduyulu davranacaklarına inanıyorum. Ve şehrin geleceği için, ilçemizin yaşanabilir olması için mutlaka doğru adayı tercih edeceklerine inanıyorum. Şu an için benim söyleyeceğim bu kadar. Bizim Çınarcık halkına Avni Kurt olarak benim söylemek istediğim şudur. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çınarcık en iyisine layıktır. Hizmetlerin en iyisine layıktır. O yüzden halkım sağduyulu davranacaktır. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Vatandaşımın hoşgörüsüne güveniyorum ve sonsuz desteklerini bekliyorum.